Şurada bakın tuttum. Sağlam değil mi? Burgu. Tuttum. Sıktım. Burgu. Allah. Böyle geçiyoruz. Bitiyorsun boyun üzerinde geçiyoruz. Ve Buldum sonra ya. şöyle yapın. Şu şekil bakayım nerede. Ah. Bakın İbibim tutuyorum. Yap yakaladı. yap yap. Tamam yeter. Tuttum ben onu. Sıkıyorum sadece. Üç nefes. Güzel. Puf. Bırakıyorum. Buraya kan geliyor ve iyileşmeye sağlıyor. Devam ediyor. Burada mesela burada bu kordonlar. Evet bakın. Onu Allah. tuttum. Sadece sıkıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sabit. Bırakıyorum. Güzel bir tane daha kordon bakalım. Ben de kordon çok. Burada. Tamam rahat. Şimdi. Sıktım. Sadece sıkıyorum. Bırakıyorum. Bu akışını yaptıktan sonra böyle acitmasyon yaptıktan sonra şunu yapıyorsunuz. Bakın evet bunun üzerine kesinlikle çalışması lazım. Oh. Ama önce bu akışı geçtikten sonra bu son oluyor. Kaç saniye tutuyorduk? Ha bu Üç sonuncu. nefes bu sonuncu bu sonuncu. Önceki Üç diğerini aşama değil mi yapıyorsun. bu? Üç Evet aşama. evet. Önce küçük Sonra da küçük. Ne oldu ya? Bir şey bunu oldu. yaptıktan sonra köprücük kemiği tutuyorsunuz diye çene hat altında ve yumuşacık esnetiyorsunuz platizmi. Yumuşak. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Ortaya geldin. Aynı şeklinde. Yanaklarım gibi olmadı mı bu oyun? Evet. Evet. Ortası yok. Şimdi şöyle. Orta. Hafifçe. Çok boyun arka bırakmadan. Ve diğer tarafta. Bir de sona doğru rahatlıyoruz. Şöyle elleri koy. Şu şeklinde. Şu şeklinde koy ve sadece içeride böyle sert lastiği gibi esnetmeye çalış. Ama hiç hareket etmeden sadece orada duruyorsun. Aynı. Şu şeklinde Ya, bakın. hissettim. Hissettiniz değil mi? Şöyle sonra şöyle yapabilirsiniz. Onu rahatlamak için. Sonra da elleri ısıtıyorsunuz ve tamamen şöyle boyunu sarılıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Yani bu bütün akış herhalde 30 dakika yaparsınız yavaş yavaş. Birkaç ay sonra muhteşem bir boyun olacak. Bu Ben kadar size... cincüklersen olur tabii. Ama orada Of. bilmek de lazım ne Evet tabii canım yapmasını her yeri değil gerekiyorsun. böyle şey. Değil, değil. Sıktığın noktalar o kadar Noktalar, acıyor ki. Çok, evet. yani Bir de orada... sıkmadan kaynaklı değil Bir de onu yani. sıktığın zaman şöyle bakın arkadaşlar. İçinde ip var mı? Top var mı? Değişik değişik böyle doku nasıl bir şu an? Yani burada ben hemen görüyorum. Burada bak bak. Yani. Evet. Şey top gibi bir şey yok ama bir şey, İp evet gibi ip bir gibi bir şey. Tam şey var evet. pürürsüz değil. Değil. Pürürsüz değil. Yani şimdi ben de yapsam. Burada bir yerde Evet, ip zaten gibi bir şey hepimiz var yapıyor geliyor. musunuz? Ben yapıyorum evet. Ay. Haftada 4 kez benim platizma mesela bir kez çalıştıktan sonra mesela bir kur gibi düşünün ayda sen haftada bir kez bunu uygula sadece çünkü ertesi gün yapamazsın acı olacak. Evet. Haftada bir kez ayda 4 kez Bile tamam yapsak evet. olabilir. Evet, şimdi ben gıdaya da birazcık da geçmek istiyorum. Gıdık da bizim için çok önemli. Gıdı problemi, Evet, gıdılar. gıdık neden oluyor? Birinci kilodan oluyor arkadaşlar. Kilo. Evet, ikinci de ödemden. Özellikle burada boyun sorunlar olanları ödemini biriktiriyor. Ve aşağı inmediği için barajları kapalı olduğu için buraya hamak gibi biriktiriyor o şeyini. Ne onu? Sıvını, ödemini, Yapısal evet, olabiliyor. Yağ mı aynı oluyor yapısal burada olabilir. hocam? Tane hocam. Duruşunu Yağ bozuk, oluyor tabii. Yağ yağ burada. oluyor, Yağ. evet, duruş bozukluğundan oluyor. Yani yanlış duruyor, pozisyon, boyun Bir de sürekli şöyle. sürekli Aynen, cep telefonuna telefon. bakıyor. O da çok Aynı. fena. Bir de dil altında burada bizim diyafram var. O ya spazm halinde ya da tam tersine tonus kaybeden bir bölge oluyor. O yüzden bununla çalışması lazım. Ben size birkaç tane akışını vereceğim bunu. Hemen mesela eğer ödem varsa bu eli şöyle koyuyorsunuz çene hatı altında sürmeden sadece koydun ve şöyle doku oynatıyorsunuz orada. Hemen burası ağzında belki tükürük arttığını hissedeceksiniz. Hemen mesela her sabah bunu rahatça yapabilirsiniz. Evet bu güzel. Hem çene hattı için güzel hem gıdı azaltmasında iyi gelir. Sonra birkaç tane de vereyim size. Mesela dirsekleri yere ya da masaya doğru koyuyorsunuz. Baş parmakla şöyle yerleştiriyorsunuz.
iyice şöyle çeneye değil de hemen yumuşak bir yere. Dili damağına yerleştiriyorsunuz. Hı-hı. Ve alt çene açıp kapatıyorsunuz ve buraya masaj yapıyorsunuz. Şöyle. Aa, acıyor. Bayağı acıyor. Aa. O dil kasını mı yumuşatıyoruz biz şu anda? Kökünü mü, ne yapıyoruz? Nedir buradaki bu? Diyaframı siz rahatlatıyoruz. Hmm. Demek ki spazm var da acıyor. Acıyor. Spazm olduğu yerde de ödem sonra gelir. Sonunda ikinci gıdık olabilir. İkinci gıdık olabilir. Tamam, bir tane daha hemen gösteriyorum. Bir de bu da çok güzel oluyor. Bütün bu çirkinliği çıkartıyoruz şurada. Bütün gıdıkları. Yok, şöyle yok. Var mı? Sizde yok. Bak bende var birazcık. Burayı, ama iyice çıkartması lazım. Şöyle. Ne var ne iyice, yok? Şöyle. Evet. Gıdık yok sende. Ve şu şey. Şeklinde sürtüyoruz. Bakın. Vallahi yok bende gıdıkta. Şöyle evet, doku. Doku. Güzel. Evet, yaptıktan sonra bunu da ben hemen göstermek istiyorum gıdık için. Sıcak su olması lazım arkadaşlar. Bu hem gıdık için hem lifting çok çok güzel bir yöntem. Bence baba anne yöntemi diyebiliriz bunu. Babaanne. Evet, babaanne. Bence tamam. Böyle olur. Tamam. Çünkü çok böyle modern bence değil. Ilık suyla yapıyoruz. Sıcak. Sıcak. Hocam sıcak, bu suyla. Buz gezdirme şeylerini siz görüyor musunuz son görüyorum, dönemlerde? Görüyorum. İyi bir şey aslında o. Ay, ben zaten çok yapıyorum da. Çok şimdi iyi. Böyle yok bilmem ne bir şeyler çıkmış böyle altına şey takmışlar. Bildiğim buz. Bildiğim buz yani. Buzu gezdir geç. Yani. Sık nasıl bir şey oluyor? Ay, ne yapıyoruz? Çene altında. Kendimizi tokatlıyoruz bu yani. Yanakları kaldırmak istiyorsan hep eziyet hadi. Ya bir şey de bir haydi ha ya. Ama cilt pırıl pırıl. Evet pırıl. Ama sonra şöyle. Bak şimdi. Bu bayağı yani boyun evet. Yani siz burada bununla benimle eğer çalışırsanız hep acı içinde olacaksınız. Yani ertesi gün yüzünü dokunamazsınız. Öyle bir şey ama çok, çok hızlı bir oldu gerçekten. Ama gerçekten ama hızlı yok. Bir şeklinde toparlıyor. Seni görünce insan gaza geliyor tabii yani o şey yapalım. Sonra da mesela yani ben sabitlemek için de bantlama kullanıyorum. Acı olmadan güzellik olmuyor değil mi hocam? Olmuyor. Maalesef. Bantlamaya kullanıyoruz. Aa. Sabitliyorum çalıştıktan sonra şöyle fark ettim tabii ki burada bunu çok görmüyorum. Bunu ilk defa gördüm. Kim abi, 43 yaşında? Marina mı 43 yaşında? Evet. Maşallah. Ama görmüyorum ya ayna. Nasıl ayna mı şey ekran, ekran yaklaştırabilir miyiz? Nerede? Ha şöyle. Nerede? Ah, tamam. Bunu niye bantlıyoruz peki? Tamam. Orada ne yapıyor şimdi bu? Şimdi burası sabitliyor. Şey... Önce çalıştık. Evet. Canlandırdık. Sonra... Bantın zaten özelliği şu. Ha. Hem tutuyor seni hem de ödemi toparlatıcı ama yok. Ama bu olmaz değil mi? Bunu üçlü kesmek bu lazım. Bu sizin ben şimdi iki saniyede yapacağım. Böyle şuraları şöyle açılan bir şey takmak gerekiyor değil mi? Şöyle. Ben şimdi şöyle göstereyim. Bu bölgesi. Peki bir gün sonra falan böyle bunu yaptıktan sonra işe gidilebiliyor mu? Böyle her tarafınız şeyiniz morarmasın? Yok morarmıyor. Morarmıyor. Kızarma. Yanakları burada hiçbir şey morarmıyor. Burada morarmayabiliyor. Alında morarıyor gördüm ama boyunda hiçbir şey morarmıyor. Yok, onu hiç boynumun görmedim. Şu an nasıl kanlandığını, nasıl yandığını. Evet. Biraz anlatamam. Da sıksaydım keşke. Güzel olurdu. Yani diyemezsin. Evet. Ve sadece buradan çalışıyorsunuz tamam mı? Evet. Yani arkaya gerek yok çünkü platizma orada yok. Tamam. Yani burası çalıştın buradan tamam. Yani. Evet tamam. Aynı. Başka ne gösteriyoruz? Mesela tenis topumuz ha, var. Tenis bir de şu Allah aşkına şu taşları da gösterelim ben ya. Şimdi... Ya onu çok sık görüyorum hocam, ben. Hocam yapıyor musunuz böyle şeyler? Ben başka farklı aletler aldım ama yapıyorum. Hadi bakalım. Onları gua sha taşı seviyorum. Onu... Aha dikkat et evet. Evet. Gua sha taşı seviyorum. Onu hem kremli hem kremsiz çalışıyorum. Mesela dekolte bölgesi kremsiz de çalışabiliriz. Şu şeklinde böyle derin derin 45 derece koyarak onu ortasında tamam ortasında şöyle masaj yapıyoruz. Trapez mesela aynı şeklinde şuradan rahatlatabilirsin. Ya da boyun arkası özellikle burada kası rahatlamak için şu şeklinde. Bakın yavaş yavaş ben güzelce yapmadım ya. Yapıyorsunuz. Evet. Sonra buradaki parmak var ya buraya
Güzellik köşesinin ve kulağın yanında yakın. Şöyle koyuyorsunuz ve tetrişimini yapıyorsunuz. O da ödemi için çok iyi gelir. Neresi? Burası. Şu köşesi. Şu köşesi. Şu evet. Diş sıkma için nasıl yapabiliriz? Ben çok diş sıkıyorum. Diş yani. Sıkma şurada. Az biraz açıyorsunuz ve yavaş yavaş. Aşağı doğru. Aşağıda. Aslında kasları çalıştırıyor. Yani işin özü o. Bütün hı-hı. Kasları ya da şöyle bakın bağlantı noktası hemen burada oluyor. Şöyle kemik altında. Şurada noktasal yapabilirsiniz ve bitiş noktası şurada noktasal yapabilirsiniz çalışma. Onlar da iyi. Çünkü daha çok bağlantı noktası spazm oluyor ya kasların. Hmm. Bu bizim zaten iskelet kasımız yüz üzerinde en çok böyle çerçeve yapan bir kası. O yüzden rahatlaması gerekiyor. Evet. Bu ağzı açtığın zaman burada bir oyuk oluşuyor ya. Evet. Bize kim yaptırdı geçtiğimiz çok günlerde? Çok güzel. Oraya böyle şöyle parmağı yapın. Soktu. Aynen. Orada bir, müthiş bir ağrı hissettim. Evet. Yani tam böyle kasa basar evet. gibi hocam. Evet. Evet, kaslarını eklim. Ağzını açtığında şurada boşluk oluyor. Oraya bir basıyorsun ve orada kasa inanılmaz acıyor ama çok rahatlıyor. Ağzını açıyorsunuz, o boşluğa elleri koyuyorsunuz. Evet. Ha şurası, ha, aynen bak hı. şurası. Hı-hı. Orada boşluk var. Evet, evet. Ve o tetrişimini yapıyorsunuz. Evet, aynen aynen. Evet, evet. Çok peki, güzel. Galiba kristalim de kaydı. Çok çalkaladım. Aman aman aman. Ne kadar sıklıkta yapmak lazım bu egzersizi? Eğer platizma bahsediyorsunuz ve çene... Buyurun, biraz önce Çağla Hanım'a yaptınız. Böyle. Boynuz platizma üzerinde. Evet. Haftada bir kez sadece eğer oturursunuz ve derin derin çalışırsınız haftada bir kez. Yarım saat mi? Evet söyleyeyim. Yarım saat. Belki 40 dakika yapacaksınız. O size hocam. Bağlı. Mesela burada evet minik minik burada onu yapmasın. Ben mesela tavsiye ediyorum eğer boyun gerçekten sorumlu bir sarkmış ve o kordonları artık böyle ortada bayağı uzun bir saat çalışabilirsin. Hmm. Bir tarafta 30 dakika bir tarafta 30 dakika. Oturdun ve orada oturduğun yer. Evet kendini yani. Sadece bildin bir akışı girersin. Evet. Bitti. Ve evet. Devamını getirebiliriz. Evet aynen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.